Bunun gibi Amerikan Pitbull Terrier köpekleri 19. yüzyıldan beri dövüş köpekleri olarak yetiştiriliyor. Britanya'da bu cins köpekler bir statü sembolü olarak günden güne yaygınlaşıyor. Aşırı derecede vahşi ve tahmin edilemez oluyorlar. 12 aylık bir süreçte 5000 kişi köpek saldırıları sonucu hastanelere kaldırıldı. Bazı saldırılar ölümle sonuçlandı. Bu köpeklerin neler yapabileceğinin farkında değildik. Hayatımızı bir kurtla paylaşıyormuşuz meğer. Çünkü bu köpekler evcilleştirilemiyor. 1991'de yasaklanmış olmasına rağmen pitbull'ların ve diğer dövüş köpeklerinin sayısı artmaya devam ediyor. Günden güne artan bu tehditle mücadele etmeye çalışan bir polis timini takip ediyoruz. Birmingham'daki tehlikeli köpekler özel timi baskına hazırlanıyor. Bugün Lipton'a gidiyoruz. Orada bir köpek dövüş merkezi olduğuna dair istihbarat aldık. Her tür ve cinsten dövüşe uygun köpeklerin dövüştürüldüğünü, uygun değilse de dövüş köpeklerinin eğitimde kullanıldığını öğrendik. Tim'e gelen bilgi şehirde bir evin köpek dövüşlerinin merkezi olduğu yönünde. Pekala, doğrudan adrese gidiyoruz. Bu biraz zor olacak. Köpek uzmanı Tony Mills, ortağı Keith Evans'ın koruyucu kıyafetlerini giymesine yardımcı oluyor çok hızlı hareket etmem gerekiyor. Bunun sebebi köpek dövüşüne ilişkin delillerin kolayca ortadan kaldırılabilmesi. Yemekler, ilaçlar gibi şeyler mesela. Bu yüzden çok hızlı girmemiz lazım. Tabii bir evi bu kadar hızlı bastığınız zaman köpekler evcil dahi olsa sahiplerini koruma içgüdüsüyle hareket edebileceklerini unutmamalı. Bu yüzden böyle giyinmemiz gerekiyor. Bacaklarını kapat. Hadi gidelim. Kit dokunulduğu takdirde 4000 voltluk şok veren bir elektrikli kalkan taşıyor. Ayrıca saldırgan köpekleri etkisiz hale getirmek için ucunda metal kementler olan sopaları var. Kapıyı açıp içeride boş gezen bir dövüş köpeğine rastlamak istemiyoruz. 10 vakanın 9'unda insanlara saldırmıyorlar. Ancak yine de unutmayın. Neticede paldır küldür evlerine giriyoruz. Köşe başında durmalıydık. Burada görünebiliriz. Çabuk olmalıyız. Hadi dostum çabuk. Polis! Polis! Kimse kıpırdamasın. Arkaya geç, arkaya geç. Kalkanları kaldırın, kalkanları kaldırın. Derhal geri gidin. Hemen benimle gel. Söyleneni yap, anlıyor musun? Söyleneni yap, dinleyin. Evet. Sessiz olun. Bu iki arkadaşı oturma odasını alalım. Bunları da hep beraber şuraya al. Tamam. Birazdan ilgileniriz. Hepiniz buraya. Hadi çabuk geçin, susun. Konuşmayın, hareket edin. Kalkanlar. Kapıda kalkanlara gerek yok, boş verin. Memurlar içeri gelsin. Evde hiç köpek var mı? Hane sakinleri hayvan dövüştürüldüğü iddialarını reddetti. Burada ne oluyor böyle? Üç genç arkadaşı kelepçeleyebilir miyiz? Biz bir şey yapmadık. Bir açıklama istiyoruz. Yukarı çıkıp ne var ne yok bakacağız. Önce yukarı çıkın çocuklar. Sesini duyduğum köpekleri bulmaya çalışacağım. Bir donuğa kırması var. Saf donuğa olduğunu sanmıyorum. Görünüşe göre yavruları var. Yavrular iyi görünüyor değil mi? Çok iyi bir anneye benziyor. Daha önce de yavrulamış belli. Yüzüne baksana. Yüzü donuğa gibi ince değil değil mi? İçine ne koydular merak ediyorum. Merhaba güzellik gel bakalım. Gel bakalım. Gel güzel köpek. Gel buraya. Hala kanaması var. Öyle mi? Bir şeye canı sıkılmış. Bak sürekli kuyruğunu ısırmaya çalışıyor. Gördün mü? Yakın zamanda doğum yaptığı için olabilir. Kaç bebek var? Kaç bebeğimiz var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane var. Yedi. Senin bebeklerin mi bunlar? Güzel köpek. Onu rahatsız eden bir şey var. Hayvan korumadan arkadaşlara haber vereceğiz, baksınlar. Yavruları ne yapacaksınız? Birini tutacağım ama diğerlerini satmayacağım. İyi bir yuva bulacağım onlara. Öyle mi? İçerideki köpek saf Danua değil değil mi? Neyle çiftleştirildi biliyor musunuz? Hayır. Amerikan bulduk. Amerikan buldoklar var. Gördünüz mü? Nerede? Bilemiyorum. Sağ sol tarafında büyük beyaz bir köpek görmüşsünüzdür. Gördüm ama adamı tanımıyorum. Adamlardan biri yavruların babasının bir Amerikan buldok olduğunu açıkladı. İnsanlar köpekleri sorumsuzca çiftleştirmiş. Haklarında da köpek dövüşü iddiaları yapılmış. Büyük damızlık Danua'dan başka cins yavrular da çıkmış olabilir. Bul yavruları. Bu tip köpeklerde uzun boy ve geniş kas kütleleri oluyor. Ancak köpek dövüşü ile ilgili iddialar hakkında bir delile rastlamadık. Herhangi bir delil yok. Tehlikeli bir köpek aramak için gelmiştiniz. Bir şey buldunuz mu? Buldunuz mu tehlikeli bir köpek? Burada çocuk yaşıyor. Köpek mi dövüştüreceğimizi sanıyorsunuz? Sadece YouTube'dan izliyoruz bu kadar. Teşekkür ederim. Burada hiç köpek dövüşü oluyor mu? Bildiğim kadarıyla yok. Burada nerede köpek dövüştüreceğiz ki? Alım roka gitmemiz gerekir. Çok ispiyoncu var değil mi? Senin sorunun ne? Bunlar birbirine bağlı bir topluluk. Köpek dövüşü her an olabilir. Doğru zamanı bekleyip gelmek lazım. Polis tehlikeli köpekler için genellikle yerel ihbarlara bel bağlamak durumunda. Bu binada yasak köpekler bulundurulduğuna dair bir ihbar aldılar. Kit ve ekibinin incelediği adres yüksek bir binanın 19. katı. Köpek güvende mi? Burada yalnız mısınız? Evet neden? Yasaklı köpek bulundurduğunuza dair ihbar aldık ve tehlikeli köpekler kanunu kapsamında evinizi aramak zorundayız. Salon zemininde birkaç günlük dışkı bulunuyor. Yerde duruyor. Onlara kötü davranıyorlar. Biliyorum biliyorum. Bir saniye buraya gelir misin? Memurların sorularına cevap verin lütfen. Patricia benimle gel. Senin haberin olmadan kimse bir şey yapmayacak tamam mı? Gel tatlım. Kit Patricia'nın dairesinde pitbull olduğunu düşündüğü bir köpek buldu. Aa, merhaba. Yürüyüşe mi çıktın sen? Merhaba. Kaç yaşında sence Kit? Yaşlı değil, çok genç duruyor değil mi? Çok sevimli. Çok güzel bir şey. Öyle misin? Hanımefendiyle biraz konuşacağım. Korkarım şu an için Tyson bizimle gelmek durumunda. Sorun yok. Hayır ne diyeceğim ben? Gelmek zorunda çünkü yasaklı köpek. Patricia şu an yanında olabilecek bir arkadaşın ya da kimsen var mı? Hayır. Kimseyi istemiyorum. Pekala. Çünkü senin iyi olmanı istiyoruz. Nasıl iyi olacakmışım ben? Lanet olası oğluma ne diyeceğim ben? Oğlun ne zaman dönüyor? Memurlara soru sormak ister mi? Bu Patricia'nın ilk baskını değil. 2003'te evinde bir pitbull bulunmuş, hayvanlara eziyet etmekten ceza almış ve hayatının geri kalanında evcil hayvan beslemesi yasaklanmış. Aldınız onu ve geri dönmeyecek işte. Ya uyutacak ya da başka bir yere vereceksiniz. Tamam sorun yok gel böyle. Hiçbir yere gelmiyorum. Gel şöyle tamam sakin ol. Rahat bırakın beni. Ne halt etmek istiyorsanız ettiniz işte. Rahat bırakın beni. Biz seni anlıyoruz. Anlayıp anlamamanız umurumda değil. Evime geldiniz ve oğlumu köpeğini götürdünüz. Evet öyle. Doğru değil bu. Aşağıdaki kaltağın köpeği duruyor ama. Yaptığın şey kanunlara aykırıydı. Öyle değil mi? Sorun bu. Gidin artık. Peki, bütün memurlar işini bitirecek ve sonra iyi olduğundan emin olacağız, tamam mı? İyi olup olmamamı boş versenize. Yapmak istediğinizi yaptınız işte. Evime geldiniz köpeğimi aldınız. Benim değil oğlumun köpeğini aldınız. Kötülük bu. İkinci kez oluyor bu. İlkinde geldiler peçe aldılar. Mutfak köşesinde iğne vurdular. Şimdi de geldiler lanet olası Tyson'ı aldılar. Bak ama aynısını Tyson'a yapmak zorunda kalmadılar değil mi? Sevimli köpek olduğu için sakince gidiyor onlarla. Tabii sevimli köpek tabii. Uyutunca bakarsınız sevimli mi değil mi? Kimse ona yeni bir ev bulmayacak. Tabii sevimli köpek tabii. Hiç ölümcülüğüne. Neymiş cinsinden ötürü. Aptal olduğumu sanıyorsunuz ama değilim. Aptal olduğunu düşünmüyorum. Sadece kanuna aykırı olduğu için almak zorundayız değil mi? Değil mi? <laughs> <laughs> Şüphe, hayal kırıklığı ve öfkenin bir nevi karışımı. Bu hayat koşullarını dikkate aldığınızda o köpeğin düzenli antrenman yapmadığını bariz olarak görüyorsunuz. Bu tür köpeklerin günde bir iki saat antrenmana ihtiyacı var. Bu o köpekler için çok önemli. Evin içindeki dışkıyı da düşününce o köpeğin o ufacık evden günlerdir hiç dışarı çıkmadığını anlayabiliyorsunuz. Her yerde sidik vardı. Köpeğin ayağında açık yaralar da var. Bu yüzden köpeğin ona geri dönme şansı yok. Oğlumu da dese asla köpeğin geri verilmesini savunamam. Özellikle de bu yaşam koşullarında geri dönmesini savunamam. Olmaz. Birçok dövüş köpeği yasal köpeklerle pitbull'ların çiftleştirilmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Gel bakalım dostum. Bir köpeğin yasaklı cins olup olmadığını anlamak için Amerikan pitbull'un 58 karakteristik özelliğine bakılıyor. Öncelikle diğer köpeklere karşı ilk tepkisine bakıyoruz. Gel buraya oğlum. Gel. Bu köpekleri incelerken elimizden geldiğince dost canlısı olmaya çalışıyoruz. Ama bu dostluğu abartmamalıyız çünkü köpek fazla heyecanlanabiliyor. Köpekler aşırı uyarılmadan sonra ısırmaya başlıyor. Bu yüzden onlara karşı kararlı olmalı ve disiplini sağlamalıyız. Aferin sana. Dur. Bir pitbull köpeği yandan bakıldığında kare şeklinde olmalı. Bu yüzden omuzlarından kalçasını ölçüyoruz ve bu mesafe aşağı yukarı, omuz başının boyu kadar olmalı. Kare şeklini veren de bu. 2 santimetre eksik. Uzunluğu boyundan 2 santimetre fazla. Ama kare gibi görünüyor. 52, 54 olduğu için ölçüleri görünüşü kare şeklinde. Eğer Keith ve Tony Tyson'ın bir pitbull olduğuna kanaat getirirse mahkemenin onu itlaf etme kararı vermesi muhtemel. Kafan ne kadar büyükmüş bakalım mı? Koca oğlan. İyi çocuk. Pitbull olduğunu ilk görüşte anlayabilirsin. Bu kadar ölçü almamın sebebi mahkemeye kanıt sunmak. Sadece pitbull deyip geçemiyoruz. Bu bir pitbull. Çünkü şu şu sebeple diye 50 küsur kanıt sunuyoruz. Bir köpeğin yasaklı cins olduğu kanıtlandıysa, sahibi zararsız ve kendi gözetiminde olduğunu ispatlamazsa köpek itlaf ediliyor. Ispatlasa bile köpek kısırlaştırılmış, tamgalanmış, çip ve ağızlık takılmış olmak zorunda. Maalesef bazen hali hazırdaki mevzuat gereği sağlıklı köpekler de buna maruz kalabiliyor yapacak bir şey yok. Başka bir eve yerleştiremezsiniz. Bu küçük dostumuz için çok yazık olacak. Kanun değişse bile onun için çok geç olacaktır. Asla kimseyi ısırmadı. Tatlı uslu bir köpekti. Normal yavrular gibi oyun oynamaya bayılırdı. O köpek benim her şeyimdi. Bir sineği bile incitmezdi. ...2009 Kasım'ında 4 yaşındaki John Paul Massey... ...ailenin evcil hayvanı olan tehlikeli bir köpeğin kurbanı oldu. John Paul bana kalmaya gelmişti. Bütün gece oyunlar oynayıp çok eğleniyorduk. Yoruldu ve gecenin geri kalanını yanımda oturarak geçirdi. Güldük, eğlendik, Noel planları yaptık. Sonra da kanepede uyuyakaldı. kaldı. Gece uyandı ve acıktığını söyledi. Cips istedi. Gittim iki paket cips aldım. Biri onun için, biri de köpek içindi. Cipsleri verdim. O zaman tekrar uyumuştu. Tıpkı bir melek gibi uyuyordu. Ve. Ve o esnada köpeğe döndüm. Ne olduysa o an oldu. Böyle bir şeye asla hazırlıklı olamazsınız. Asla. Bir anda korku filminin içine düşmek gibi bir şey bu. Tamamen kabustu. Köpeğin bu kadar güçlü olabileceğini asla bilmiyordum. John Paul'u alıp odadan koşarak çıktım. Köpek o anda arkamdan koşup saldırdı. Korkunçtu. Hem de çok korkunçtu. Her şey için kendimi suçluyorum çünkü hemen yanımdaydı. Hep benimle geziyor, benim peşime takılıyordu. Özellikle o gece. Onu kendimizden uzaklaştırdım. O gece onu çok kovdum. Zamanımın tamamını John Paul ile geçirmek istiyordum. Onunla oynamak istiyordum. Açıkçası sanırım epey bir kıskandı. Tamamen kıskançlıktı bence. Bunun başka bir izahı yok. John Paul'ün annesi Angela, oğlunun öldüğünü söyleyen telefon geldiğinde bir restorandaydı. Bunu duyduğunuz anda dünyanız duruyor. Yabancılardan, yollardan evladınızı korumak için her şeyi yapıyorsunuz. Düşmesin diye uğraşıyorsunuz. Asıl şeytanın evin içinde yaşadığını düşünemiyorsunuz neredeyse aileden biri gibi gördüğünüz bir şey. Beraber büyüdükleri, oynadıkları, yemek paylaştıkları, televizyon izledikleri, beraber divanda yan yana uzandıkları şey. Her daim şeytanın ta kendisi evdeymiş meğer. Ertesi sabah uyandım ve ilk birkaç saniye her şey normal sanıyorsunuz derken öbür yanınıza bir bakıyorsunuz. Orada olmadığını görüyorsunuz. İşte o anda biri gelsin beni öldürsün, bitsin bu çile diyorsunuz. John Paul'ü öldüren köpek askerdeki amcasına aitti. O ve John Paul'ün büyük annesi yasaklı dövüş köpeği beslemekle suçlandı ve 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Helen'in cezası ertelendi. Ailelerin evcil hayvanları dışında yüzlerce pitbull cinsi köpek geçtiğimiz yıl suçluların elinden alındı. İnsanlar bu köpekleri başkalarını korkutsun ya da saldırsın diye besliyor. Mesela uyuşturucu işindeki insanlar bu köpekleri bir hücreye bağlıyor. Bir iki günde bir anca önüne yemek ve su attıklarında hayvan bir insan görebiliyor. Köpeğin bütün hayatı sadece bir kasanın arkasındaki birkaç paketi korumakla geçiyor. Saat sabahın beşi. Çetelerle mücadele timi, tehlikeli köpekler birimini bir baskında kendilerine yardımcı olması için çağırdı. Hedef üst düzey bir çete üyesi. Birmingham'daki çetelere hedef alan bitimiz. Bugün bu yüzden buradayız. Elimizdeki adreste vahşi bir köpek olma ihtimali yüksek. Benim ilk önceliğim köpeği bir kenara çekip timin rahatça girmesini sağlamak. Kapı açılır açılmaz ne olursa olsun yolu açacağız. Köpeğin korkup yukarı kaçmasından endişeleniyorum. Hadi 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 hadi. Hadi. Polis! Olduğunuz yerde kalın. Olduğunuz yerde kalın. Olduğunuz yerde kalın. Olduğunuz yerde kalın. Yobaldamayın. Eller yukarı derhal. Beni dinle kadın. Kalk. Keith'in sahiplerini koruyan vahşi köpeği durdurması gerekiyor. Geç şöyle geç geç geç. Yataktan çıkın. Lütfen yataktan çıkın. Susun. Ne demek susun? Denileni yapın. Ona zarar vermeyin. Denileni yapın. Lütfen. Lütfen. Hareket ederseniz size şok vereceğim. Lütfen beni dinleyin. Kimsenin ısırılmasını istemiyoruz. Kimsenin zarar görmesini istemiyoruz. Lütfen. Köpeği tutun. Köpeğe zarar vermeyin. Hayır hayır hayır. Köpeği tutun. Lütfen. Lütfen köpeğe zarar vermeyin. Tasması var mı? Lütfen. Hadi tak. Ona zarar vermeyin. Hey bırakın köpeği. Hayır hayır. Köpek bizimle geliyor. Köpeği bir neden alıyorsunuz? Lütfen bırakın köpeği. Durun. Tamam bırak köpeği. Korkma. Lütfen bırakın köpeği. Çekil görevimizi yapalım. Geri çekil. O benim köpeğim. Niye alıyorsunuz köpeğimi? Dışarı çıkıyoruz çavuş. Çavuş. Çavuş dışarı çıkıyoruz. Ne kadar erken o kadar iyi. Hadi bakalım. Gel oğlum. Tamam ağzına diğer gemi de yerleştir. Tekrar yap. Köpeği araca koyacağız. Bu tarafa gelirsen döndüğün anda bağlanacak. Sakince. Tamam şimdi yavaşça geriye doğru yürü. Köpek yakalanmış götürülürken sahibi ağlıyordu. Köpeğimle ilgilenemeyecekler. İlgilenirler, merak etmeyin siz. Hayır, olmaz diyorum size. Biliyorum ben uyutacaklar onu. Tamam ama dokunamazsınız. Hanımefendi, izin verin de işimi yapayım. Köpeklerle uzman arkadaşları ilgilensin. Veterinerler de işlerini yapacak. Uyutacaklar. Bu hayvanları kurtarmaya ya da almaya çalışırken Sorun paniğe kapılmaları. Panik anında herhangi birini ısırabilirler. Sahipleri için oldukça can sıkıcı bir durum. Ama ev sakinlerinin ya da memurların ısırılması riskini göze alamayız. Hele de böyle bir köpek tarafından. Bunların vereceği zarar ölümcül olur. Bu köpeği götürmemizin sebebi bu şartlarda pitbull olup olmadığını sağlıklı bir şekilde değerlendiremeyecek olmamız. Bize bir iyilik yapar mısın? Dövüş köpeği bulundurma şüphesiyle tutuklar mısın? Tabii. 48 saat içinde ben sana öyle mi diyeyim haber vereceğim. Adamla konuşayım ister misin? Doğrusunu istersen bu çok iyi olur. Köpeğimi geri istiyorum kardeşim. Lütfen. Ne yapacaksınız ona? Yanlış bir şey yapmadı o köpek. Beni dinleyecek misin, dinlemeyecek misin? Pekala. Köpek belli başlı pitbull özelliklerini taşıyor. Staffordshire Bull köpeği değil, değil mi? Staffordshire Terrier. Tamam. Tamam, sorun değil. Biz de bir bakalım o zaman. Hiç sorun değil. Güzel. Evde yapılan aramalar sonucu bir miktar Hint keneviri ele geçirildi. Yakalanan köpek diğer potansiyel tehlikeli köpeklerin yanına bir kulübeye yerleştirildi ve pitbull özelliklerinin incelenmesini bekliyor. Tuttun mu? Beni ısırmayacaksın değil mi dostum? Köpeklerin donduğunda sizi gözleriyle takip etmesi önemli bir ipucudur. Böyle olduğunda gözlerinin beyazını gördüğünüzde saldırıya uğrayacaksınız demektir. Bu artık son noktadır. Bir sonraki adım bellidir. Yavaşça sık. Arkana dikkat et, dikkat et dostum. İyi misin? Başkasına vereyim mi? Tut orada, tut, tut orada. Bu köpekler bir anda çevik bir şekilde ve uyarmadan saldırabildikleri için özellikle korkutucudurlar. Saldırmaya başladıklarında onları durdurmak imkansızdır. Ama buradaki köpeklerin tamamı saldırgan değil. Dost canlısı ve korktukları bariz olan köpekler de var. Bir köpeğin yasaklı cins olup olmadığına karar vermek her zaman kolay değildir. Bunun sebebi çoğunun kırma olmasıdır. Bu noktada köpeğin pitbulldan ziyade staff kırması olduğunu söyleyebilirim. İlk intibam bu değildi ama ilk değerlendirmem bu. Yeterli özellikleri bulamazsak köpek sahibine iade edilecek. Digby olarak bilinen bu köpek kaçtıktan sonra bir çocuğu ısırdı. Mahkeme tarafından serbest bırakıldı ve Tony köpeği sahiplerine iade edecek. Biz mahkeme ne yapmamızı isterse onu yapabiliriz ancak. Polis köpekle ilgili ne yapılması gerektiğine dair tavsiye verebilir. Ancak maalesef eğer köpeğin sahibi ya da sorumlusu hakkında dava açılmamışsa mahkeme hayvan hakkında özel bir karar vermiyor. Bu gibi durumlarda tek yapabildiğimiz köpeğin iyi bakılmasını, ve kötü muamele göreceği bir ortama geri dönmemesini ummak. Maalesef bu köpeği sahibine geri götürmekte epey bir zorlandım. O veya bu sebepten meşguldü herhalde. Hatta tasmasını ve boyunluğunu bile ben almak zorunda kaldım. Pek pahalı değildi, ben de aldım. Şu bahçesinde kova olan beyaz ev. Biraz zararlı bir köpek. Olabilir. Kapağı açtığımda arabadaki örtüye ne yaptığını göreceksiniz. Parçaladı. Aram parça etti. Bu boyunluk uyuyacaktır herhalde. Gayet güzel bir boyunluk. Takmalısınız bir an önce. Bir de eski bir tasma ayarladım ona. Ne kadardır sizde değildi? Ne kadar oldu? Bilmiyorum ne kadar oldu. Epeydir görmedim dostum. Arkaya geçeyim. Nisan'dan beri bizimle. Kaç yaşında köpek? Yakında dört olacak. Üç ya da dört, evet. Gördüğünüz gibi örtüsünü parça pinçik etmiş. Merhaba oğlum. Dur orada dur. Şunu bağlayayım ki boyunlukta sıkıntı yaşamayalım. Sen tak istersen. Yoldan çekmeliyiz. Gel buraya. Dur. Boyunluğunu tak istersen. Biraz sakinleşmiş. Belki mahalleyi tanımıştır. Eve döndüğünü anlamıştır. Biz ona dik dedik? Gerçek adı ne? X. Hoşça kal. Sağ olun. Babacık çok özledi seni. Çok özledi. Gel eve gidelim. Umarım Digby ya da asıl adıyla X evinde sahibiyle mutlu olur. Hadi gel oğlum. Umarız, başka çocuklara ısırmaz. Herkes köpeğini geri alacak kadar şanslı değil. Keith, Patricia'ya gidip, oğlunun veya kendisinin... ...yasa dışı köpek bulundurmaktan suçlanmayacağını söyleyecek. Ancak köpeğin durumu mahkeme kararıyla belli olacak. Merhaba. Merhaba. Merhaba, dostum. Anneniz evde mi? Evet. Kendisiyle biraz konuşabilir miyiz? Telefonda şu an. Öyle mi? Peki. Tamam, biz biraz bekleriz. Merhaba. Biz sizi dava etmenin gerek olmadığını söyleyeceğiz. Ama kararı jürinin ya da savcılığın vermesi gerektiğini düşünüyorum. Kararı onlara bırakmak bence en doğrusu olacak. Onlar karar versin, biz değil. Tamam. Mahkeme herhangi bir şey olursa oğluna ulaşacak. Tamam mı? Tamam. David! Ne var? Gel buraya, müziğin sesini de kız. Anne saçmalama lütfen. Gel dedim. Hayır. Hadi gel. Hayır. Ayrılmayın lütfen. Bana bir sebep söyle. Bir saniye dinle dinle beni. E ee, bana bir sebep söyle. Oğlum dinlesene. Gelip konuşmam için bana bir sebep söyle köpeğimi aldılar. Dinle beni. Sakin ol da bir saniye beni dinle. Dinliyor musun? Hayır. Mahkemeye gidecek. Köpeğin benim değil senin olduğunu söyledim tamam mı? E ee, benim zaten. Tamam eğer mahkeme olursa ve sen gitmezsen Senin yerine ben gideceğim Umrumda bile değil o benim köpeğim Tamam içeri gir seninle sonra konuşacağım Gördünüz mü nasıl gitti Mahkemede başına bir şey gelecek Böyle muhtemelen ve bunun olmasını istemiyorum Tamam Ben mahkemeyle konuşacağım Mahkemeden Jack göndermek zorunda değiller Siz yerine gelebilirsiniz Tamam o zaman Muhtemelen Wolverhampton mahkemesinde görülecek dava. Ufak bir soru sorabilir miyim? Siz gelmeden önce onu veterinere götürecektim çünkü ayaklarında yaralar vardı. Veterinere götürüldü. Her şey yolunda mı? Gayet iyi. iyi. Ayakları temizlendi mi? Evet. Tamam. Mektup geldiğinde ve mektubu okuduğunda mektubun içeriğini anlayabilecek mi? Mektup geldiğinde birini okutacağım. İkimiz de çünkü bak yine geldi. İkimiz de disleksiyiz. Bu durumda Evet, evet. Tyson'la ilgili hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Tamam. Tyson kimseye gitmeyecek çünkü. Ben oraya gidip köpeğimi geri alacağım, tamam mı? Tamam, tamam. Pekala, şunu anlaması lazım. Başı belada değil. Anlatabiliyor muyum? Onun başına başına böyle saçmalıklardan bir şey gelmeyecek. Başı belaya girmeyecekten kastım şu, para cezası almayacak, hakkında dava açılmayacak, sicili olmayacak. Mesele köpekle ilgili. Evet, ceza yok. Tamam. Tamam mı? Tamam, sağ olun. Patricia'nın durumu önceki eziyet cezasından ötürü karışık. Bu durumda hukuki opsiyonlar azalıyor. Hayvan beslemesi yasak. Bu yüzden köpek ona gidemez. Tehlikeli köpekler yasası gereğince pitbull'un sahibini değiştirme şansımız da yok. Tek kalan opsiyon köpeğin itlafını talep etmek. Üzücü tabii. Bence kanunun en büyük sorunu bu. Bu kanun yüzünden sevimli, bakılabilir köpekleri başkalarına veremiyoruz. Üzücü ama kanun böyle. Yeni bir ihbar daha var. Bu sefer vahşi köpek bir bahçeden kaçmaya çalışırken görülmüş. Çocuklara göz kulak olun. Merhaba. Birmingham Hakimliği'nden arama iznimiz var. Tehlikeli köpek arıyoruz. Müsaade ederseniz eğer. Ne arıyorsunuz? A hayır köpeğim. Ha hayır bir dakika. Lütfen yoldan çekilin. Hanımefendi lütfen. Ha, hayır durun. İçeri girin lütfen. Sakin olun lütfen. Durun bir dakika. Sakin olun. Köpeğiniz nerede? Köpek nerede? Ah hayır gidin buradan. Biraz içeriye bakacağız hepsi o kadar. Köpeğiniz, köpeğiniz nerede? Bahçede. Sakin olun. Sakin olun sorun yok. Hayır hayır sakin olamam. Köpeğiniz nerede? Çıkın evimden! Bakın, yasaklı köpek bulundurma şüphesi var ve arama iznimiz var. Köpeği arayacağız o kadar. Ne demek yasaklı köpek? Pitbull gibi tehlikeli köpek demek. A, tehlikeli değil benim köpeğim. Bağırmanıza gerek yok. Sakinleşin lütfen. Benim köpeğim, ailemizin hayvanı. Beni yatağımdan kaldırdınız. Böyle evime gelmeye hakkınız yok. Utanmalısınız kendinizden. Hanımefendi, yapmamız gerekeni yapıyoruz. Köpeğin şu an Pitbull olduğundan şüpheleniyorum. Köpeği incelemek için bugünü kalacağız. Aa, hayır durun bir dakika. Hayır hanımefendi sizin söz hakkınız yok. Bunu yapacak iznimiz ve yetkimiz var. Tek yapacağımız köpeği bugünlük alıp pitbull mu değil mi diye bakmak. Eğer oğlumuz pitbull değilse onu size geri getireceğiz. Hayır oğlumuz değil köpek dişi. Peki peki kızımız pitbull değilse geri getireceğiz. Adı nedir köpeğin? Benim köpeğim değil kızımın. Köpeğini burada bıraktı ben bakıyorum. 9-10 haftalıktan beri onun köpeği. Hiç kimseye zarar vermedi bugüne kadar. Torunumu başka bir köpek ısırmıştı mesela. Onun hakkında ne yaptınız? Neredeyse kolunu kaybedecekti. Çavuş, hanımefendiyi dışarı alabilir miyiz? Bu köpek sizinle gelemez. Hayır, sizinle gelemez. Sadece beni ve çocuklarımı tanır. Ağzına gem vuralım mı dostum yoksa iyi misin? İyi gözüküyor. Gel bakalım. Gel bakalım güzel kızım. Hadi biliyorum biliyorum tamam gel gel. Dikkat et. Hadi kızım gel canım benim gel. Tasmayı tanımıyor bile yürüyüşe hiç çıkarılmamış. Mecbur kalmadıkça sopayı kullanmak istemiyoruz. Gel bakalım at adımını dışarı. Sorun yok sorun yok. Oo. Kendine dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et kendine. Sabit dur sabit dur. Otur otur. Sabit dur. Otur otur, otur, otur orada. Sabit dur dostum. Otur. Aldın mı? Aldım aldım. Sakinleştirmek için sadece. Gel güzel kızım. Gel sabit dur. Aferin sana. Hadi gel bakayım. Hadi kızım hadi kızım gel. Hadi bakalım hadi. Gel gel. Sabit dur. Lanet olsun. Neye bastım ben böyle? Her taraf battı. Kaç günlük dışkı kim bilir. O kızımız çok güçlü. Dikkatli ol. Dönerse ben de dönerim unutma. Hadi ama sabit dur. Tamamen korkudan bu. Evet, gel güzel kızım, gel. Hayır, yakınlaşma ona. Hiç yürüyüşe çıkarılmamış. Gel hadi, gel. <laughs> Aferin kızıma. Aman canım. Dövüş köpeği bulundurmaktan sizi tutukluyorum. Sessiz kalma hakkına sahipsiniz. Ancak lehinize mahkemede kullanabileceğiniz bir şeyi sorguda söylemezseniz... ...savunmanıza zarar verebilir. Söyleyeceğiniz her şey aleyhinizde delil olarak kullanılabilir. Anlıyor musunuz? Suçun etkili şekilde soruşturulması için gerekli bu. Şimdi karakola gideceğiz. Kefalette serbest bırakılabilirsiniz. Otobüs kartım nerede benim? Takip edin beni. Köpeğin yaşaması için uygun koşulları sağlamamışlar. Şimdi köpeği hücrelere götüreceğiz. Sorunu görüyor musun? Köpek cinsse ve mahkemeye giderse sen bu şartlara geri dönmesine izin verir miydin? Köpeğin ne şartlarda tuttuklarına bak. Bu hiç de iyi değil. Gerçekten çok kötü. Çavuşu takip edin lütfen. Size göz kulak olmak ve size adil davranıldığından emin olmak için buradayım. Daha önce tutuklandınız mı? Birmingham'da mı doğdunuz? Çalışıyor musunuz? Daha önce depresyona girdiniz mi veya intihar etmeyi düşündünüz mü? Hayır. Öğrenme bozukluğu ya da zihinsel bir rahatsızlığınız var mı? Hayır. Okur yazar mısınız? Evet. Alkolik misiniz? Hayır. Yasadışı uyuşturucu kullanıyor musunuz? Hayır. Size daha iyi bakabilmemiz için hakkınızda bilmemiz gereken bir rahatsızlığınız var mı? Hayır. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Memurlar sizi sorgulamak için hazır. Sorguya girdiğinizde kadın herhangi bir cezai işlem görmedi. Ancak köpeğine el konuldu. İftira söz konusu olabilir. Ekibin mücadelesi devam ediyor. Bu sefer de uyuşturucu dağıtılan bir evi yasaklı köpeklerin koruduğuna dair bir istihbarat var. Polis! Hazır olun. Doğrudan tepeye çıkıyoruz. Kıpırdamayın polis. Karşı koymayın. Karşı koymayın dedim. Yere yat, yere yat dedim hemen. Dizin elimde be. Dizin elimin üstünde diyorum. Çek dizini elimin üstünden. Sorunun ne senin? Birazdan açıklayacağız size. Bu adres için arama iznimiz var. Ne yani? Ben adres miyim? Adres miyim ben? Bu evde olan biten şu an bizden soruluyor, tamam, tamam mı? Seni arayacağız, evi de arayacağız. Kimi alıp kiminle konuşacağımız, kimi tutuklayıp tutuklamayacağımız ne bulduğumuza bağlı. İyi olacaktır. Onun kalbini kazanacağız. Sen çok mu sıkılıyorsun bakalım burada? Oyun oynayacak yerin yok mu? Yok tabii. Evin pitbull'a benzeyen köpeği korkmuş vaziyette. İnsanlar bu köpeklerin ne kadar ince derileri olduğunu anlamıyor. Önümüz kış. Vücuduna neredeyse hiç yağ olmayan bu köpek dışarıda bütün kış incecik derisiyle aylarca soğuktan donacak. Oysa bu köpekler buna hiç hazırlıklı değil. Çok üşüyecektin değil mi? Çavuş, elektrik sayacının içinde Hint keneviri olduğunu düşündüğümüz bir miktar madde bulduk. Evet. Gördüğünüz gibi. Kuru epey ama kokmuyor. Haberiniz olsun. Harika. Elektrik sayıcına dikkat et. O şeyi oradan çekebilecek misin? İyi bir koklatmamız lazım. Tabii olur. Arkaya bakın. Arkaya. Gel bakalım tatlım. Hiç arabaya bindin mi sen? Çık bakalım. Aferin tatlım. Kötü koşullarda yaşayan bir de yavruya rastlandı. Dava açmak için delil topladığınızda ister video çekin, ister fotoğraf çekin, kokuyu belgeleyemiyorsunuz işte. O olmuyor. İyi belgeleme yapmalısınız. Dışkı gibi şeyleri fotoğraflayabilirsiniz. Ama işte şu kokuyu insanlara açıklamanız mümkün değil. Koku Anlatılabilir bir şey değil çünkü. <laughs> İğrenç. Bunun içinde balık var mı? <laughs> Burada da kenevir kalıntıları olan bir kutu var. Alt katta bulunan büyük poşet kenevire ilaveten memurlar paketler içinde kokaine de rastladılar. Sizi A sınıfı kokain ve B sınıfı kenevir uyuşturucuları bulundurmaktan tutukluyorum, tamam mı? Sessiz kalma hakkına sahipsiniz. Ancak lehinize mahkemede kullanabileceğimiz bir şeyi sorguda söylemezseniz savunmanıza zarar verebilir. Söyleyeceğiniz her şey aleyhinize delil olarak kullanılabilir. Hayvan hakları yasasının dördüncü maddesinden sebepsiz eziyete tabi tutmadan da tutuklayabilir misin? Bütün ıvır zıvırları aldınız mı? Evet. Patricia'nın oğlunun Pitbull bulundurma davası bugün görülecek. Oğlu yerine davaya Patricia katılacak. Kimseyi ısırmayan bir köpeği neden uyusunlar ki? Köpeğin birini ısırdıysa uyutursun. Bu kimseyi ısırmadı ki. Sürekli bu dairede o kadar. Bütün gün burada yatıyor. Akşamları yürüyüşe çıkarıyorum. Uyutulması için hiçbir sebep yok. Ya yeni bir ev bulunmalı ya da ne bileyim uyutulması yanlış. Uyutulması için hiçbir sebep yok. Umarım para cezası almam çünkü ödeyecek durumum yok. Kira da var zaten. Sonra ikisini birden ödemem gerekecek. Olay köpeğe nasıl davranıldığıyla alakalı. Köpeğe iyi davranılıyorsa o da saldırganlaşmaz. Kötü davranılıyorsa o zaman saldırır. O zaman kötü olur köpek. Rottweiler, Pitbull, Staff ne olursa, cinsi fark etmez. Kötü davranırsanız kötü davranır. O nasıl? Efendim? Nasıl diyorum? Köpeğiniz iyi. Nasıl diyorum hav hav. Bay hav hav nasıl? Gayet iyi. Tyson gayet iyi. Güzel. Şimdi içeri gireceğim ve biraz konuşacağım. Olabildiğince çabuk halledeceğiz. Tamam. Tamam. Hakim 10 dakika içinde kararı açıklayacak. Uyutacaklar. Geri alamayacağım onu. Öldürecekler. İyi misiniz? Hayır, köpeğimi uyutacaklar. Üç haftalık bir yavruydu daha o. Üç aylık. Dünyanın en tatlı köpeği de anasını satayım. Köpekle ilgili karar verilir verilmez köpekler sevk ediliyor. Halbuki bunun gibi birçoğu asla saldırganlık yapmamıştı. Bu işin en kötü tarafı bu. Sahipleri köpeklerini geri alacak durumda olmadığında Yasalar köpeği başka bir eve yollamaya izin vermiyor. Bu durumda da mahkeme neticelendiğinde tek seçenek olarak köpeğin itlafı kalıyor. Bu sevkiyat da bu sebepten gerçekleşiyor bugün. Gel buraya güzelim. Tuttum. Tamam, tamam tuttum. Önce köpeklere kuvvetli bir yatıştırıcı veriliyor. Sonra yeterince sakinleştiklerinde ameliyata alınıyorlar ve öldürücü iğne yapılıyor. Yasa dışı olduğuna kanaat getirilen yüzlerce köpek her sene öldürülüyor. Ancak yine de saldırıların sayısı artmayı sürdürüyor. Bu da yasanın ne kadar etkili olduğunun sorgulanmasına yol açıyor. Yasanın toplum sağlığını ve hayvanları koruması gerekiyor. Ama bu haliyle yasa ikisini de yapamıyor. Bugün John Paul Massey'in ikinci ölüm yıl dönümü. Annesi Angela ve onu öldüren köpeğin sahibi amcası Christian onu anıyorlar. Öpücük yolluyorum. Ölümcül saldırının ardından Christian ordudaki işini kaybetti ve medya tarafından lanetlendi. Teşekkür ederim hayatım. Christian'ın kötü adam haline getirilmesi adil değil. Bu durum onu da yıktı harap etti. Bununla başa çıkmaya çalıştı ve bence başarılı da oldu. Çok olgunca davrandı. Zor oldu ama üstesinden geldi. Olanlarla ilgili insanların bakışını, fikrini asla değiştiremeyeceğim. Asla. Asla yapamam. Yapmayacağım. Şu an bile her şey çok gerçek dışı. Kimse böyle bir şeyin olabileceğine ihtimal dahi vermemişti. Kimse de aileden birinin bu durumda kalmasını istemezdi biliyorum. Kötü bir durum. Bunun farkındayım. Hayatımın anlamı gitti. Asla hayatınızın eskisi gibi olmayacağını biliyorsunuz. Ne yaparsanız yapın. Her şey gitti, bitti. Tek diyeceğim insanların her şeyin olabileceğini anlaması gerekiyor. İnsanların hayatını mahvedecek her şey olabilir. Hershey.